Merhaba NESGame takipçileri, merhaba Android oyun severler, herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Android oyun serimize Raging Fever'la devam ediyoruz. Raging Fever. Neyse, evet. Oyunumuz güzel grafiklere sahip. Bu sefer Türk yapımı bir oyun oynamıyorum ama oyun güzel ve Türkçe dil desteği de mevcut. Grafikleri çok güzel, arabalar çok güzel. Araba şey tipik bir oyun vardı, ona benziyor. O da Türk yapımıydı. Arabada solladıkça puan kazanıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz vesaire vesaire. Ben biraz oynadım oyunu, az, çok az. Vesaire vesaire. Buradan arabamızın şeklini buradan görebiliyoruz. Oo, Game Guru. Oyun yapımcısı Game Guru bu arada. Türk mü bilmiyorum ama Türk olma ihtimali yüksek olabilir. Çünkü TR şeyi var. Bilmiyorum, ben araştırmadım. Türkçe'de ellerine sağlık diyelim. Oyunu araştırmadım çünkü kusura bakmasınlar şimdiden. Buradan kısaca oyundan bahsedeyim. Buradan renkleri seçebiliyorsunuz. Tabii bunları alabilmek için şu alışveriş sepeti olanları satın almanız gerekiyor. Onlar da şurada gösterilen puanla belirtiliyor. Onun haricinde ne tam ekran yapamıyorum. Neyse. Renklerin haricinde tekerlekler var. Çok güzel tekerlekler mevcut. Bunları da isterseniz alabilirsiniz. Ben şunu almak istiyorum mesela. Satın al dedim. Ve 500 altınım gitti. Onun haricinde spreylerimiz var. Yani boyalarımız, sticker'larımız artık ne dersiniz. Onlardan var. Güzel boyalar var. Sticker'lar var. Özellikle şunlar çok hoş ama keşke Türkiye bayrağı da olsaydı demeden edemeyeceğim. Belki ilerleyen bölümlerde upgrade'lerle gelebilir. Bu güzel Fransa bayrağı. Fransa bayrağı olması lazım. İspanya, Almanya, İtalya. Ama ben tabii bunu yapmayacağım. Şu klasik şey. Most Wanted'ı bilenler bilir. Need for Speed Most Wanted'da vardı bu. Bunu yapalım. Bunlar da upgrade'ler. Maksimum hız, ivme, hakimiyet, fren vesaire vesaire hepsi içinde. Her seferinde tabii altın artıyor. Maksimum hızı artı 3 yaptık. İvmeyi vesaire vesaire, freni, hakimiyeti vesaire bunları yapmayacağım. Yanlışlıkla az önce tıkladım. Yapacak bir şey yok. Buralarda da kasabada, çölde, şehirde veya kış ortamında yapılabiliyorsunuz. Kış daha çok yakında diyor, daha açılmamış. İlerleyen bölümlerde upgrade'lerle sanırım aktif hale gelecek. İlk etapta tabii ki kasabada başlıyorsunuz. Diğer bölümleri oynayabilmek için 5000 ve 10000 altın vermeniz gerekiyor ki bizim o kadar altınımız yok. Ben kasabayla başlıyorum. Bu, burası çok önemli. Tek yön, çift yön, serbest sürüş, zamanla karşılık. Özellikle bahsedeyim. Tek yön dediği sadece bir şerit üzerinde gel git araçlar oluyor. Yani hem gidiş hem dönüş olmak üzere tek yön üzerinde iki araç gidiyor. Gidiş ve dönüş olmak üzere. Çift yön dediğinde ortada bariyerler var. Ya bariyer demeyeyim de ortada çizgi var. Sağ tarafı gidiş, sol tarafı dönüş. O şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çift yön özelliği şu arkadaşlar, avantajı da var. Diğer şeride geçtiğiniz zaman ters şerit boyunca sürdüğünüz zaman ekstra puan kazanıyorsunuz. Tek yönde de aynısı mevcut. Ama çift yöndeki alan daha geniş olduğu için daha rahat puan kazanabiliyorsunuz. Serbest sürüş dediği herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Puan kazanamıyorsunuz. Sadece sürüyorsunuz. Oyunu öğrenebilmeniz için. Zamanla karşılıklı dediği klasik time out. Yani geriye sayıyor. Siz o süre boyunca toplayabildiğiniz kadar puan toplamaya çalışıyorsunuz, altın toplamaya çalışıyorsunuz. Altın değil de puan toplayıp altın kazanıyorsunuz. Çeşitli yönü oynatın. Neyse. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunun böyle bir özelliği var. Çok güzel. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Kamerayı ayarlayabiliyorsunuz. Tepeden görmek üzere. Onu nereden ayarladık bilmiyorum ama. Ha, C. Evet, C. C'den kameranızı ayarlayabiliyorsunuz. 3 farklı kamera açısı var.
Arkadan bakış, üstten bakış, önden bakış. Bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Arkadaşlar bu oyunun en güzel tarafı da reklam değil tabii ki. En güzel özelliği de mouse'la klavyeyle de oynayabiliyorsun ki benim için bu çok önemli. BlueStack programıyla oynadığım için, bilgisayardan oynadığım için klavyeyle oynamak zorundayım. Oyun yapımcılarına da buradan sesleniyorum. Eğer oyun yapıyorsanız mutlaka klavye klavyeye de uygun yapın. Çünkü BlueStack güzel bir program. BlueStack üzerinden oynayanlar da mevcut. Onları da düşünürseniz iyi olur. Bu arada 100 km hıza ulaştıktan sonra puan kazanabilirsiniz. Şu an 89 noktadan uyaracaklardan hazır birazdan. Evet. Maksimum hıza ulaştın. Maksimum hızlı oyunda yaptın. Zaman puan kazanıyorsun. Ayrıca makas atmalarda da puan kazanıyorsunuz. Hakimiyet olayı var bunda. Biraz hakimiyet direksiyonu zor olabiliyor. Bunda makas yapmak çok önemli. Güzeldi. Devam ediyoruz. Durmak yok. Yarışa devam. Game Group. Müziklerden muhtemelen telif yiyeceğim. Ama umarım yemem. Telif yesem de bana ne ya. Sizden önemli mi? Müziksiz oyun olmaz. Bu arada makas olayı şöyle. Arabaya ne kadar yakın? Arkadaşım niye plan yapıyorsun? Reklamlar. Ya ben reklam yapmak zorunda mıyım? Yapmayacağım, hayır. Yaklaşık 10 dakikalık bir video olacak. Biliyorsunuz Android oyunlar kısa soluklu oyunlar. Sadece tanıtım amaçlı, seri olarak gelmiyor. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. İleride belki bir oyun çok hoşuma giderse o zaman belki uzun soluklu seri yapabilirim. Bunun makas olayı... Ya arkadaşım niye ani dönüşler yapıyorsun? Gerçi onu kabartıyor ben. Bu arada... yavaşlatabiliyorum. Ben bunu bilmiyordum, daha yeni öğrendim. Siz de öğrenmiş olun. Sol tarafı gördüğünüz sayaç zamanı yavaşlatıyor ve tepeden görmenizi sağlıyor. Kullanılabilir. 100 km ulaştıktan sonra kullanabilirsiniz. Her başarı araçtan sonra puanınız artıyor. Bunu da aklımdan çıkardım bu arada. 600. Durmak yok. Fren de yapabiliyorsunuz. Geri tuşuyla da fren yapılıyor. Bilmeyenler için. Tabi fren yaptığınız zaman müşteri surattan puan kaybediyorsunuz. Puan kaybettiğiniz için de bu double'ı şeyi unutun. Hedef 10.000. 10.000 yapacak mıyız? Evet. Kupaya doğru gidiyoruz. 10.000 olacak mı? Frene basmak yerine şeye basabilirsiniz. Gazdan ayağınızı çekersiniz. Yavaşlarsınız. Evet. 10.000'e ulaştık. Yüksek sürat buraya kadar. Maalesef buraya kadar. Yok, sağ olun. Evet, 10 dakika ortalama oldu. Bir bilet kazandım. Yo. Eğer bu oyunu oynamak istiyorsanız ekranda gördüğünüz anahtarı girerek oyunu bu araca sahip olabilirsiniz.
Burada anahtar gir seçeneği de ilk giren arkadaş kazanır. Başarılar. Ne diyeyim? Ücretsiz araca sahip olacaksınız. Öyle. Pardon. Yanlışlıkla şeye tıkladım. Bir geri gel. Jetonlar hesabınıza eklendi. Ne jetonu var? Bir tane biletim var. Tamam, çevirim. Belki iyi bir şey çıkar. 5 tane bilet. Nerede bizde şans? Ama... Ah, bedava can. Ne çıkacak? Ne çıktı? Çok güzel ödül. Yahu sen benim tekerimi niye değiştiriyorsun? Benim tekerim var zaten. İstemiyorum senin fakir tekerini, jantını. Evet. Araba değiştirmek istiyorum. Tabi onun için bayağı bir para. Ha, arabaları göstermedim arkadaşlar. Bu arada arabaları da göstereyim. Böyle arabalarımız var. Tabi arabaya bak yavrum benim. Şöyle kesin hatlı arabaları çok seviyorum ya. Hastasız dede. Jeep. Az önce gösterdiği araç şu arkadaşlar. Kazanacağınız araç. Ücretsiz araç değil ama bunu sanmıyorum. Rastgele bir araç çıkacak muhtemelen. Anahtar kullanacağım zaman. Neyse. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Eğer oyunu beğendiyseniz videomu likelamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür eder. Ölmez sağ kalırsa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.